Papara Fintech dünyasını sunar. Efendim EkoTürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erencan Umut. Fintech Dünyası programı ile karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi bu cumada finansal teknolojiler dünyası içerisindeki son gelişmeleri ve şirketler bazında değerlendirmeleri gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuğumuz oldukça değerli bir konuk ve G-Tech kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Mine Taşkaya ile beraberiz. Mine Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız öncelikle? Merhaba Eren Bey, hoş buldum. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz haliyesiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi dilerseniz şöyle bir genel soruyla başlayalım. Malum finansal teknolojiler ve analitik konularında Türkiye'nin en büyük, en güçlü şirketlerinden bir tanesiniz G-Tech olarak. Ve şöyle baktığınız zaman 22. kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorsunuz. Ben de bu ekranlardan yıl dönümünüzü kutluyorum. Peki şimdi bu G-Tech'in kuruluş hikayesini bizle şöyle bir paylaşır mısınız? Hangi yollardan geçtiniz? Zorlu muydu? Meşakkatli miydi ki eminim öyledir? Nasıl yollardan geçtiniz? Şu kuruluşu bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. 22 yıl önce global bir teknoloji şirketinde veri yönetimi ve iş zekasından sorumlu satış yöneticisiydim. Bugünlerde Türkiye'de analitik konusu çok konuşulmayan, daha henüz çok yeniydi ama dünyada başlamış, çok kritik olduğuna inandığım bir konuydu. Dolayısıyla bu rüzgara, bu gelişme inanarak aslında G-Tech'in 22 yıl önceki ilk adımlarını attığımı söyleyebilirim. Ve yola bütün sektörlerdeki müşterilerimize onların kurumsal verilerini işleyerek karar destek süreçlerinde katkı sağlayacak projeler yapmak üzere yola çıktık. Tabii ki bu 22 yıl içerisinde çok değerli projeler, işler yaparken biz de geliştik, öğrendik, başarılı ve başarısızlıklarımızla dönüştük. Ve bugün baktığımızda aslında biz iki ayrı uzmanlık alanına odaklanmış bir şirket haline geldik. Evet. Ürün ve hizmetlerimizle birincisi uçtan uca veri yönetimi ve analitiği. Yani kurumların kurumsal ortamdaki verilerin yönetilmesi, onların işlenmesi, buradan çıkan sonuçların karar destek süreçlerine katkı sağlayacak hale gelmesi ve buradan da onların gelecek tahminlemesini sağlayacak analitik çözümler sunan bir ekibiz. İkinci tarafta da aslında finansal sektörde, bankacılık sektöründeki ana bankacılık ve Merkez Bankası, BDDK gibi kurumların talep etmiş oldukları raporlama setlerini sunan ürünlerimizle müşterilerimize değer katıyoruz. Aynı ürün grupları tüketici finansman için de geçerli. Aynı zamanda dünya lideri, risk yönetimi tarafına dünya lideri Moody's Analytics'in Türkiye'deki tek iş ortağıyız. Ve böylesine riskin çok yüksek olduğu dönemlerde müşterilerimize hem core çözümler sunarak finansal teknolojiler tarafına, onun üzerine analitik katmanı koyup iş süreçlerine ve iş şirket stratejilerine katkı sağlamaya çalışan bir hizmet ve ürün teknoloji şirketiyiz. Bu analitik katmandan bahsediyorsunuz ya, bu gerçekten evet, çok önemli bir şey değil mi? Evet. Çünkü veri söz olmazsa konusu olmaz, olduğunda olmazsa olmaz evet, noktasında. Peki şimdi bu hani analitik katmandan bahsediyoruz, verilerden bahsediyoruz. Şunu sormak istiyorum size, veri şirketleri nasıl değer katıyor? Ve veri şirketler nasıl kullanılıyor? Ve veriyi kullanırken ya da veriye yaklaşımlarında kritik konular neler sizce? Şimdi aslında veriyi bir şirketin toprak altındaki değerli madeni gibi eşleştirebiliriz. Yani yıllar öncesinde sadece altın olduğunu zannediyorduk. Zaman geçtikçe aslında çok daha farklı madenlerin olduğunu keşfettik. Pırlantaya doğru ve değerli taşlar da olduğunu, ama hani baktığımızda dijital dönüşüm yolculuğunda şirketler ilerledikçe kurum içerisindeki hayata geçirdikleri sistemler sayesinde çok farklı çeşitlilikte veriler oluşmaya başlıyor. Buradaki önemli olan konu bu verilerin içerisindeki karar süreçlerimize etki sağlayacak kısımlarını çekmek, bunu işlemek ve buradan bir akıl üretebilmek. Ve hani aynı maden benzetmesini ben çok güzel buluyorum. Toprak altından çıkarmadığınız, bunu işlemediğiniz sürece bunun hiçbir değeri yok. Ama aradaki fark şu, madeni çıkardığınız zaman bitebilir. Ama bizim dünyamızda veri bitmediği gibi çok daha hızlı artarak çoğalıyor. Sürekli bir gelişim süreci. Sürekli. Ve
Çünkü şirketlerin hem kendi kurumsal ortamlarındaki ürettikleri veri, üretim, satış, finansal tarafta iş ortaklarından gelen veriler ve aynı zamanda dış dünyadan elde edebildikleri veriyle aslında bu havuz gittikçe büyüyor. Bu veriyi kullanabildiğiniz zaman aslında hem müşterilerinizi daha iyi anlayabiliyorsunuz, operasyonel verinizi artırabiliyorsunuz. Belki yeni ürün geliştirme, müşteri ihtiyaçlarını ve piyasanın değişimini takip edebildiğiniz için yeni ürün ve hizmetlerinizi şekillendirmenize birçok noktaya aslında hangi sektörde olursanız olun ciddi katkı sağlayan bir noktada. Ve şirketlerin varlığını devam ettirmesi için kritik olduğu gibi rekabetçi olmasında da en büyük payının gerçekten veriyi en iyi işte yorumlayan, bunu karar süreçlerini en hızlı şekilde taktiksel olarak alabilen şirketlerin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi analitik dünyada yaşanan bu dönüşümler, yenilikler, bunlar sürekli devam eden bir süreç. Tabii. Peki bu dönüşüm, yenilikler neler? Mesela verilerden bahsediyoruz ya, analitik dünya ve veriden bahsediyoruz. Ki olmazsa olmaz dediniz, çok da haklısınız. Peki veri bugün geldiğimiz noktada çok daha mı önemli geçmişe kıyasla? Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii. Şimdi bu şeyi iki tarafıyla değerlendirmek lazım. Biz bazen şirketlerin kurumsal ortamdaki ihtiyaçları olarak bakıyoruz ama aslında onlar her zaman dışarıdaki biz vatandaşlara hizmet veriyor, ürün ve hizmetleriyle geliyor. Kendimize bakalım, yıllar içerisinde ne kadar çok beklentilerimiz değişti, ne kadar hızlı cevap bekliyoruz. Aynı zamanda bir çalıştığımız ürün ve firmaya olan sadakatimiz aslında eskisi kadar değil. Kim burada bir mutsuzluk olmuşsa aslında daha beni iyi anlayabilen, ürün ve hizmetleriyle doğru ürün fiyatlama veya ihtiyacım olduğunda erişilebilirlik gibi konuları ortaya koyan ürün ve firmalara dönüyoruz. Alternatif çok. Çok. Bu dünya, yani alternatif çok. Bilgi paylaşımı çok fazla. Dolayısıyla aslında bu bizler açısından biraz tabii ki şımarmış durumdayız ama şirketler açısından ciddi bir yönetmesi gereken konu. Veriye baktığımızda yıllar öncesinde hep şöyle diyorduk, yani dün ve geçmiş dönemlerde ne olmuş bakıp buna göre taktiksel kararlar verebiliyorduk. Fakat dijital dönüşüm yolculuğunda şirketler müşterilerine gerçek zamanlı erişimi arttıkça, internet, mobil kanalları gibi örneğin, aslında o sırada yarattıkları deneyim, müşterinin ihtiyacını ve beklentilerini karşılayabilme konusundaki süreci daha yakından dinleme ihtiyacı doğuyor. Ve aslında bütün bu kanallardan, sadece üretimde değil, farklı kanallardan o kadar hızlı veri oluşuyor ki. Ve aslında o veri de bizler birçok mutlu mutsuzluk veya ne arıyorduk bulamadık, bulduk aldık. Bütün bu bilgiler aslında izlerini bırakıyoruz bu ortamlarda. Dolayısıyla siz müşterinizi, beklentilerini veya piyasaları ya da tam tersi bir üretim şirketiyseniz, tedarikçiniz, onun lojistiği, bütün bunları yakından takip edip çok hızlı bir şekilde daha hani ertesi gün değil, olurken ne olduğunu anlayabilmek ve burada eğer bir karar vermesi gerekiyorsa, stratejik olarak bir değişiklik yapması gerekiyorsa o kararı hızlıca verebilmesi bugünün iş ihtiyacı. Tabii ki teknoloji dünyası her zaman iş ortamını dönüştüren bir etkide. Yani sürekli kendisini yenileyen ve bu iş ihtiyaçlarını adapte eden noktada. Ve bugün baktığımızda veri artık dünün verisi değil, gerçek zamanlıya yakın veriyi takip etmek, buradan bir içgörü elde etmek ve bunu hızlıca iş süreçlerimize katmak çok önemli hale geldi. O yüzden bugün daha mı önemlidir? Kesinlikle daha önemlidir. Özellikle kısa vadedeki pandemideki yaşadığımız süreci düşünürsek, bir gün şey geldi, hepimiz evlerimize gittik ve böyle hiç bilmediğimiz bir dünyaya uyanmış gibi oldu. Bir daha da çıkamadık. Tabii, elimizde bir veriler vardı ama o bugünkü dünyaya ait değildi. Müthiş müşteri deneyimlerimiz, yani müşterilerimizin davranış şekilleri değişti. Bazı sektörler, örneğin havacılık, tamamen hiçbir iş yapamaz hale geldi. Veya diğer bazı sektörlerde de fırsat oldu. Doğru. Talep arttı. Evlerine giden herkes yeme, içme, eviyle ilgili ihtiyaçlarını karşılama konusunda taleplerini arttırdı. Ama gidip marketten almadı, artık e-ticaret sitelerinden her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Böylelikle şirketin geleneksel iş yapış şekli değişti. Fakat değişimin ne kadar olacağını bilmediğiniz yerde yine de en önemli kılavuzunuz gün be gün o değişen duruma göre
neler olduğunu aslında herkes evine gittiğinde bu elinize aldığınız veriler sayesinde yakalayabildik. Buna göre bir içgörü oluşturabildik ve buna göre taktiksel kararlar verebildik. Galiba hani bu gerçek zamanlı veri bunun üzerine analitik çözümler ve yapay zekayı da koyarak kurumlar çok daha doğru kararlar ve de aslında inovatif süreçleri iyileştirecek, evet, operasyonel verimliliği arttıracak çözümler hayata geçiriyorlar. Peki Mine Hanım, şirketlerin ve dünyanın, dünyamızın sürdürülebilirliği noktasında verinin önemini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Dünyanın hani hep şirketlerin sürdürülebilirliğini önceden de konuşuyorduk. Var olması, rekabetçi olması, daha da büyümesi. Ama bugün sürdürülebilirlik dediğimizde hakikaten dünyanın sürdürülebilirliği, yaşamış olduğumuz, üzerine yaşadığımız gezegenin doğayı korumak, bugüne kadar aslında bu pandemiyle birlikte kendi kendimize de yüzleştik, neler yaptık, ne kadar zarar verdik. Bugün baktığımızda iklim değişiklikleri var. Ve biz hani gıda ile ilgili her türlü konuda bir takım zorlukların ve bunlara ulaşamama ihtimallerini ufak ufak zaman zaman deneyimlediğimiz günlerdeyiz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik artık sadece şirketlerin sürdürülebilirliği değil, eğer dünyadaki sürdürülebilirliği doğanın dengesini, iklimdeki bozulmaları bir miktar daha geriye alamaz isek ve böyle gidersek aslında otomatikman şirketlerimizin de sürdürülebilirliğine olumsuz etkisi olacak. Benim yaşımdaki olan herkesin hani bir genç yetişkin bir çocuğu var. Benim de 22 yaşında bir oğlum var. Maşallah. Şimdi aslında çok teşekkür ederim. Aslında biz sürdürülebilirlik dediğimizde kısa orta vadede bizim bu hayatlarımız ve onların hayatlarını düşünüyoruz. Bugün çok sevindirici ki aslında uluslararası birçok şirkette üst seviyede alınmış olan kararlarla aslında daha yeşil, daha doğal kaynaklarımızın daha az tüketildiği, bir takım verimlilikleri sağlayarak enerji veya su tüketiminin azaltıldığı, teknolojide bile daha yeşil teknolojilere baktığımız bir günlere geldik. Bu çok umut vadeden bir şey. Bu giderek artacağını da hani gördüğümüz bir noktada. Ve sürdürülebilirlikte analitik, eğer bir şey ölçmezseniz onun gerçekten yapıp yapmadığınızı da değerlendiremezsiniz. Dolayısıyla bütün şirketler işte geride bıraktıkları karbon ayak izine bakıp bunu daha iyi, burada daha doğal kaynaklarını az tüketmek hedeflerini ortaya koyuyor ve bunları ölçümleyerek aslında bu hedefte gittiğini de bütün paydaşlarıyla paylaştığı bir dünyaya geliyoruz. O yüzden veri şirketlerin ve dünyanın sürdürülebilirliği açısından da çok kıymetli olduğu aşikar. Yani kabul edilmiş ve üzerinde de herkesin çalıştığı bir konu. Şimdi tabii sürdürülebilirlikten bahsediyoruz ama benim şahsi kanaatim sürdürülebilirliğin etkileyen çok fazla etmen var. Tabii. Veri de bunların en önemlilerinin başında geliyor. Fakat diğer tarafta bir de yetkin insan motifinin hayatta bir gerçeklik olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii. İşte bu yetkin insan motifi sürdürülebilirliğin devamı noktasında nasıl bir etkide bulunuyor? Ne gibi bir önemi var? Ya tabii biz veri dedik ama aslında veriyi kullanacak da bu yetkin insanlar. Tabii. Yetkin insan olmazsa bunların hiçbir önemi verinin yok tabii. Verinin işlenme ihtimali çok tabii, düşük. Tabii yani bunu akıl koyacak, bunu karar verecek olan, iş süreçlerini katacak olan insanlar. Şimdi özellikle teknoloji dünyasına bakarsak, yani aslında teknolojiden bağımsız konuşmak lazım. Bütün şirketlerde teknoloji olmazsa olmaz olduğunu biliniyordu ama bu pandemiyle daha çok herkes anladı. Doğru. İster üretim olun, ister bir banka olun, isterse bir satış şirketi fark etmez. Teknoloji kalbiniz gibi oldu. Oradaki yetkinlikleriniz, bunu kullanabilmek çok önemli. Fakat hani bu teknoloji dünyada dijital dönüşümdeki artışla birlikte yetkin insan kaynağı konusundaki talep bütün dünyada yani belki 10 yıl sonra olacak olan şey bir anda olmaya başladı. Bu anlamda maalesef ne Türkiye'de ne dünyada yeterli insan kaynağı yok. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlikte hem teknolojik anlamda hem de farklı yetkinliklerde. Bize neyi öğrendik bu son birkaç yıl içerisinde? Pandemi oldu. Daha sonra bir anda yakın coğrafyamızda bir savaş oldu. Ve bunların böyle iç içe geçmiş etkilerini hepimiz deneyimliyoruz. Dolayısıyla her an koşullar,
Akşamdan sabaha değişebilir ve biz adaptasyonu yüksek, mevcut durumu analiz edip bunları değerlendirebilecek ve teknoloji kabiliyeti yüksek, teknoloji bilgisi yüksek. Hatta bütün şirketlerin bu teknolojideki değerini yaratacak kaynakların olması açısından her konudaki yetkin insan kaynağı bence çok önemli ve bu anlamda da bu farklı yetkinliklerle ekiplerimize yetenek kazanabilmek, onları destekleyebilmek de şirketlerin ikinci bence insan kaynağı tarafındaki üstelideki gündemlerinden birisi. Şimdi tabii daha spesifik konulardan bahsettik ama gelin şöyle isterseniz genel bir soru sorayım şirket hakkında. Tamam. G-Tech'in globalleşme yolculuğu şu anda nasıl? Bize biraz bilgi verir misiniz bu konuda? Tabii. Biz teknoloji şirketi olarak zaten Türkiye'den uluslararası müşterilerimize her zaman destek verdik. Pandemi uzaktan çalışmanın kapısını araladı. Yani öyle bir araladı ki kapanmayacak şekilde araladı. Gerçekten de şu ana kadar tam olarak kapanmış değil. Yok, hiçbir zaman da kapanmayacak. Bu hem iyi hem bazen de zorlayıcı olabiliyor belki. Ama avantaj tarafından bakarsak bugün Türkiye'de oturarak istediğiniz bir yerden yurt dışındaki bir müşterimize hizmet verebilmek çok daha kolay oldu. Kalkıp seyahat edip orada yüz yüze olmasına her seferine gerek olmadan. Bu da tabii bizim gibi teknoloji şirketlerine çok büyük bir fırsat kapısını araladı. Aynı zamanda da yetişmiş insan kaynağı, belli konularda uzmanlık ihtiyacı olan firmalar açısından da büyük bir fırsat yarattı. Onlar da bizlere erişimin çok daha kolay olduğu bir noktada. Biz 2 yıl önce Pakistan'da bir takım ihtiyacımız olan yetkin insan kaynağını kullanmak için ofisimizi açtık. Çok yeni Dubai'de açarak Körfez bölgesiyle ilgili ülkelerde ürün ve hizmetlerimizi götürmek için harekete bulunduk. İşte yakın zamanda da inşallah Avrupa'da benzerini yapacağız. Dolayısıyla hani her seferinde gitmeden de yapabildiğiniz bu çalışmaları aslında yerinde de olarak daha yakından ürün ve hizmetlerimizi götürmek hedefimizde ve bunun için de gayret ediyoruz. Hani o 2-20 yıllık öğrenme ve gelişme yolculuğunda da herhalde şu an bizim için en önemli öğrenme yolculuğunun olduğu yer, gelişim olduğu yer burası. Şimdi Mine Hanım, malum G-Tech kurucu ortağısınız ve CEO'sunuz. Dolayısıyla bir girişimcisiniz. Evet. Çok da başarılı bir girişimcisiniz. Tebrik ediyorum sizi. Peki başarılı bir girişimci olarak bu startup ekonomisine nasıl bakıyorsunuz? Mevcut durumunu, mevcut gelişmeleri, önümüzdeki döneme yönelik beklentilerinizi nasıl şekillendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu startup ekonomisini? Bence çok güzel oldu. Çünkü hani girişimci ruhu farklı. Doğru. Yani biraz bazen hayallerinizin peşinde gidiyorsunuz. 3., 5. adımı çok bilmiyorsunuz ama yani bir hissiyatınız oluyor. Burada iyi bir şey var, bu olur. Ve onu içten geldiği zaman, onun iyi olacağı inancı sizi pek zorluklar engellemiyor. Yani onun için daha fedakar oluyorsunuz. O sizi belki daha üretken ve verimli hale getiriyor. Ve o motivasyon, o inanç olunca. Tabii. Yani çünkü motivasyonu kendiniz sağlıyorsunuz. Dışarıdan verilen bir motivasyon değil. Bu tabii ki gelişmeyi getiren bir şey. İnovasyonu masaya getiren bir şey. Kurumsal şirketler her zaman tabii ki bu inovasyonu, gelişimi desteklemekle birlikte daha kural ve prosedürleriyle belki bu yolculuklar o kadar hızlı olamıyordu. Şu an bu startup ekosisteminin artması ve kurumsal şirketlerin de buraya koymuş olduğu desteklerle bence müthiş bir teknoloji dünyasında, finansta, üretimde çok farklı konularda hakikaten hayatlarımızı değiştiren, dönüştüren gelişmeler oluyor. Dolayısıyla bir girişimci olarak bunu izlemekten çok hem çok mutlu oluyorum hem gurur duyuyorum. Türkiye olarak da bunu çok sahiplendiğimizi görüyorum. Bence gelecekte çok iyi ki diyeceklerimiz, hani zaten çıkanlar var dünya çapında, daha da çıkacağını düşünüyorum. Şimdi bugüne geldiğimizde, geçmiş ile bugün kıyasladığımız zaman liderlik özellikleri noktasında kişilerin nasıl bir ayrım yaparsınız? Yani günümüz liderliklerinde ne gibi bir değişimlikler mesela yaşanıyor? Son dönemde yaşanan değişikliklerden bahsediyorum. Yani bu liderlik kavramını nasıl yorumlamak lazım sizce? Aslında bir kere daha özellikle pandemiyle birlikte insan
insanlar çalıştığını, insanlığı hatırladık. Dolayısıyla daha şefkatli, birbirine daha iyi empati yapmamız gereken, hani herkesin de bir ailesi var. Yani eşi, çocukları vesaire veya bakmakla yükümlü olduğu annesi, babası. Dolayısıyla sadece robot gibi değil, daha birbirimizi anlayarak işimizi yönetmenin ne kadar kritik olduğunu çok iyi anladık. Dolayısıyla yöneticiler olarak bu empatiyi yapabilmek önemli bir artık liderlik özelliği olduğunu, daha şefkatli olmanın liderlik özelliği olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda az önce de ifade ettiğim gibi teknolojik yetkinlik hangi konuda olursanız olmazsa olmaz bir konu haline geldi. Artık burada yetkinliği yüksek olanlar çok daha başarılı olacaklar ya da fark yaratacakları muhakkak. Şu an müthiş bir belirsizlik içindeyiz. Yani bütün yöneticiler aslında bu belirsizlik içerisinde işlerini yönetiyorlar. Yani son birkaç yıldırın en önemli herhalde üst başlığı bu. Ve bu belirsizlik içerisinde stresi yönetebilmek, durumu iyi okuyabilmek ve çok hızlı bir şekilde o anki duruma göre adaptasyon sağlayabilmek, hızlı çevik harekette bulunabilmek, buna göre taktiklerinizi belirleyebilmek aslında hani ana başlıklar gibi geliyor. Bu zaten gerçek bir liderin özellikleridir. Ya öyle düşünüyorum ama hani bu dönemde bu birazcık daha herhalde belirgin oldu. Tabii ki değişim dönüşümde özellikle kendi jenerasyonum için söylemek isterim. Gençleri de bu sürecin içerisine almak, onların bakış açılarını duyabilmek, dinleyebilmek, onlardan da içgörü alabilmek bence aslında burada sanırım gittikçe daha çok arttırmamız gereken bir başka özelliklerimizden birisi diye söyleyebilirim. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Kurumların dijital dönüşümünde, ki kurumlar gerçekten çok kuvvetli bir şekilde dijital dönüşüme maruz kalmak zorunda kaldı. Neden? Evet. Çünkü dediğiniz gibi yani dünya değişmiş. Az önce pandemiden bahsettiniz. Evet. Ve dijital bir dönüşüme geçme zorunluluğu söz konusu oldu. Peki bu kurumların o dijital dönüşüme geçerken ki GİTEK'in rolü nerede? Şimdi aslında dijital dönüşümlerinize ihtiyacınız olan bütün iş süreçlerinizi teknolojiye getiriyorsunuz. Doğru. Kurdunuz, çok güzel çalışıyor. Ne oluyor? Bütün veriler aslında toplanıyor ve bu kurulan sistemlerden neler olduğuna bakmanız lazım ki bir sonraki adıma karar verebilirsiniz. Biz dijital dönüşümde veri yönetimi, az önce de söylediğim gibi bir parçada veri yönetimi tarafında kendimizi pozisyonluyoruz. İkinci tarafta da tabii finansal teknolojilerde bankacılık ve tüketici finansman müşterilerimize core ana altyapılarını, olmazsa olmaz sistemlerini kuruyoruz. Ve bir bankanın faaliyete geçtiğinde regülasyona, regülatörlere karşı vermekle yükümlü oldukları rapor setlerini vererek aslında olmazsa olmaz parçalarını sağlıyoruz müşterilerimize. Üzerine de analitik katmanlarla. Böyle baktığımızda hem bütün sektörlerde veri tarafında destek oluyoruz hem de finansal sektörlerde ana sistemlerini de vererek bankacılıkta destek oluyoruz diyebilirim. Mine Hanım, değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, GİTEK kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Mine Taşkaya'yı ağırladık. Kendisine tekrar sizin de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Saat 14'te yani öğlen 2'de Paratoner programıyla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Papara, Fintech dünyasını sundu.